İlk geçer diye beklediğim için öylece duruyordum. Allah, deprem oluyor! Deprem oluyor! Çıkın! Çıkın! Yer beşik gibiydi. Dünyanın sonunu geldiğini, hepimizin sonunu geldiğini düşündüm. Çıkın ya! Çıkın! 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 İnternette bir video izliyor gibi, bir film izliyor gibiydi. Bir ses duydum ve... Allah! Allah! Apartman gitti! Rıza Bey apartmanının olduğu gibi yıkıldığını gördüm. Ya bizim için normal, rutin, her zamanki gibi bir gündü. İşim o gün izinliydi. Beraberdi yani kızımızla. Ben işe gittim, oğlum okula gitti. 2:30 gibi ben telefonda görüştüm kendisiyle. Parkta oyun oynuyorlardı. Ondan sonra ben iş yerinde çalışırken işte 14:51'de deprem oldu. Ses, yani bir ses boşluğu vardı. Bağırışlar, çağırışlar. Göz gözü görmüyordu. Kimse kimseyi görmüyordu. Filmlerdeki kum fırtınası gibiydi aynı. Bir sessiz olun da adamlar bir bak. Bir sessiz olun ya. Hemen yola çıktım. Yolda aramaya başladım eşimi. Hep yıkıldılar ya. İnşallah önemli bir şey yok. Altımızdaki marketi aradım, sahibini, arkadaşımı. O açtı, dedi ki 10 dakika önce parka gittiler, ben gördüm dışarıda onlar, merak etme. Eve bir şey oldu mu diye sordum, hissettim yani ben. Bina komple yıkıldıktan sonra 20 saniye sonra bütün esnaflar, halk komple yukarı çıktı, enkazın üstüne çıktı. Enkazın en başına çıktığımızda 8. kat, 3. kat gibi olmuştu zaten. O ısrarla sadece bana onların parkta olduğunu, güvende olduğunu söyledi bana. Ama telefona cevap vermiyordu, içimi yiyordu. Uzaklaşın! Hadi! Çık geri! Şeridin arkasını beyler! Sakin. Başka bir arkadaşım da, kuaför arkadaşım, işte aradı ağlayarak, evin yıkıldığını, enkazda olduğunu, çabuk yetiş diye bana haber verdi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nin oralara geldiğimde trafik tıkandı. İşte ters yönlere girdim, şey yaptım, eve ulaşmaya çalıştım. Alternatif bir yol bulmaya çalıştım ama sürekli ambulans sesleri geliyordu. Bırakıp arabayı koşarak eve devam ettim. Zaten o sıra telefonlar gelmeye başladı arkadaşlarımdan. Herkes ağlıyordu. Bir şekilde eve ulaştım yani, enkazı gördüm. Diz üstüne çökmüş insanlar vardı. Annem içeride, çocuklarım içeride, Allah rızası için kurtarın. Bağırışlar vardı, yakarışlar vardı. Ses yapmayın, ne olur bir ses duyuyor. Annemler arıyor, ben götürüyorum. Bir saate yakın çalıştık ellerimizle. Yani o hani acımış mı acımamış mı hiç umurumuza değildi o an. Ellerimizi betonlarla, o beton parçaları bir kenara atmakla. İşte elimizde o çatının tahtalarını temizlemeye çalıştık, şey yaptık. O anda aklıma tek şey arkadaşım geldi. Afat. Da çalışan Atıl, onu aradım. İşte evim yıkıldı, çabuk yetiş demişim.
Atıl yetiş dedi. Ben Uğur dedim, ne oluyor? Dedi bizim ev yıkıldı Atıl dedi. Ben de zaten bölgedeydim. Orada görüştük hemen zaten. Benim arabadan inmemle yanıma gelmesi bir oldu. Daha sonra o tabii görevi gereği işte işi koordine etmeye başladı. Onlar geldikten sonra zaten tamamen sahaya onlara bıraktık. Çünkü bu işin ehli onlar. Şu an siz göçük altındasınız, doğru mudur? Annemizden hatta içini alamıyoruz. Tamam efendim, tamam efendim. İki kişi, senin dışında da iki bakın, kişi tamam, daha var. Ara arayın, tamam mı bizi? Aşağı ineceğiz. Hareket halinde gel. Abi bir kişi gelsin buraya. Gel bak, yavaş abi. Rıza Bey apartmanı. 8 katlı bir apartman ve 33 daireden ve 4 dükkandan mevcut bir apartman. Tabii biz olay yerine ilk gittiğimizde olayın genel değerlendirmesini yapmamız gerekiyor. Ve hani içeride bulunan kazazede sayısını tam tespit edip arama kurtarma çalışmalarını o şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. O yapıyı göz önüne aldığınızda binanın yıkılışının Uğur Beylerin olduğu dairenin yönüne doğru yıkıldığını, ya tamamen tam oturmanın açısının o daire üzerinde olduğu çok rahat herkese gözlemlenebilir. Ya birinci katta olması ve yapının çapraz bir şekilde o tarafa doğru yatması, arama kurtarma çalışmalarını o bölgede bulunanlar için çok zorlaştırıyor. Sanırım yetkililerin söylediğine göre de beton dayanıklı bir beton değilmiş. Sulanmamış, kurumuş yani beton. Böyle çok kuvvetli bir insan eline aldığı zaman hafif sıktığında puf diye patlıyordu yani. O da yetkilileri çok zorladı. Çünkü kepçeyle vinçle kaldırmak istediklerinde demirler kalıyor ve onları çok zorluyordu yani. Biz bu sıcak saatlerde, depremin ilk oluş saatlerinde arama kurtarma ekipleriyle sürekli bulduğumuz boşluklardan girerek diğer kazazedelere ulaşmaya çalıştık. Ve nitekim de sanıyorum Yeter Hanım'dı, Yeter Yılmaz Hanım. Yaklaşık 4 veya 4,5 saatten sonra kendisine canlı ulaştık ve çok zor bir yerden çıkarttık kendisini. Ve bunun gibi İnci Okan aklıma ilk gelenlerden. Tamam, hiç korkma. Korkacağın hiçbir şey yok. Elimi tutar mısın? Ver, tabii ki tutarım. Artık hani binanın oturmuş olduğunun göz önüne aldığımızda arama kurtarma çalışmalarını bir şekilden sonra tıkandığını görüyorsunuz. Ekipler binanın üstünden blok blok kat kat inmeye çalışacaklarını söylediler. Yani o anda aslında yani ümitsizliğe kapıldım ama... Profesyonel ekipler hiçbir zaman için umudunu kaybetmez. Biz ailelerle, diğer ailelerle, Uğur Bey'le özellikle sürekli güven bize, bize güvenin. Biz mutlaka sonuç alacağız diyerek çalışmalarımızı yönlendiriyoruz. Özellikle ikinci günden itibaren de güvenlik kat kaldırma yöntemiyle de kazazedelere ulaştık ve canlı çıkan kedilerin, işte canlı çıkan insanların hassas çalışmalar ve profesyonel ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda çıkartıldığını biz insanlara gösterdik orada. Sağ olsun bir 20-25 tane dostum, arkadaşım, aile dostumuz. Hepimiz orada bir çadırın başında varilin içine ateş yakarak gece. Bir umut yani her an çıkabilir bir umuduyla bekledik.
Daha sonra polis kordonu alındı. İçeri enkaza çok yaklaştırmadılar. Rıza Bey apartmanın bulunduğu bölgede bir kafe vardı. Kapılarını bütün kazazede yakınlarına ve arama kurtarma çalışanlarına açtı. Biz birçok ihtiyacımızı oradan gördük. Kazazede yakınlarının orada birbirlerine kenetlenmiş vaziyette durmaları ve bizden gelecek haberleri beklemeleri gerçekten unutulmaz anlardı. İnanın o kadar büyük bir hengame vardı ki burada. Yani annesini bekleyen, kardeşini bekleyen, çocuğunu bekleyen, eşinin çıkmasını bekleyen. Diş hekimi vardı orada, diş hekimde çalışanların vardı. Çalışanların eşi, aileleri hepsi kapının önünde, binanın etrafında hepsi toplandı. Ya bir boşlukta oluyorsunuz, hiçbir şey hissedemiyorsunuz. Tamamen bir ümit yani, çıkar mı? Oradan bir ses gelir mi? Bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz, çabalışıyorsunuz. Elinizle kazmak istiyorsunuz ama yani beton yani sonuçta. Hiçbir şey gelmiyor elinizle. İşte su oldu, çok susadım dedi. Sonra herkes camın kenarını istiyordu. Biz o camın kenarını ailesini, çocuğu içeride, yeğeni, annesi, babası içeride olanların hepsini cam kenarına aldık. Üst kata aldık. Onlar hep orayı takip ediyordu. 5 gün boyunca çoğu uyumadı. İnsanlar yemek yemiyordu aileleri. Bir ses, bir şey duyulduğu zaman, orada enkaz alanında bir hareket olduğu zaman hepsi dışarı çıkıyordu. Camın etrafına toplaşıyorlardı. Yani bir umut. Hepsi bir şey bekliyorlardı. Yani hep bekliyorlardı. Zamanla günler geçtikçe koltukların sayısı azalmaya başladı. Koltuklar boşalmaya başladı. Ne uyumak, ne yemek, hiçbir şey yok. Yani Ayda çıkmadan 2 gece evvel sabah ezan okunuyordu. Telefona baktığımda 3 derece gösteriyordu hava sıcaklığı. Yani çok ümitsizliğe kapıldım. Dayanamazlar, donarlar dedim. Oğluma söyleyemedim enkaz olduğunu. Eşimle çocuğumun, kızımın kayıp olduğunu, çadırlarda onları aradığımı söylüyordum hep. O kardeşimde kalıyordu. Akşam 9 gibi gidip onu 12'ye kadar biraz işte konuşup uyutup tekrar 12'de enkaz başına geliyordum. Ambulans hastaneye gidiyor. Açılın, açılın. Benim buradan. Sessizlik çağrısını duyduğumuz zaman buradaki yüzlerce insanın ne kadar sessiz kalabildiğini gördük. Yani içeriden bir umut, bir alkış sesi, bir alkış tufanı koparabilmek için burada saatlerce beklediğimizi hatırlıyorum. Dinlemelerde zaten tam sessizlik olduğu için biz de aşağı yukarı o sessizlikle onların konuştuklarını duyabiliyorduk. Yani ses gelmiyor, ses yok. Yani onları hepsini birebir yaşadık orada. Özellikle gece yaptıkları şeyde, ses dinlemelerinde tamamen fısıltıyla konuşsalar bile herkes duyuyordu yani ne konuşulduğunu. Yani hiç ses yok dendiği zaman ki şeyi kelime olarak anlatamam yani size. Bu bizim orada kullandığımız akustik dinleme cihazları
Gerçekten çok hassas cihazlar. Ve bu insan kulağının duyabildiğinin altında sesleri duymamızı sağlayan cihazlar. Enkaz altında işte istediği kadar yüksek katlı bina olsun. Kazazedenin tırnakla kaşıma sesini dahi eğer operatörü gayet eğitilmiş bir kişi ise çok rahat bir vaziyette alabilir. Ve sensörlerin kesişme noktalarından tahmini yerini noktası olarak belirleyebilir. Ve arama kurtarma çalışmalarını bu yönlere kanalize edebiliriz. Ne dedim ben sana? İzmirlilerin bugün yüzü gülüyor. Buna bu kadar o kadar çok ihtiyacı vardı ki Elif bir umuttu aslında. 65 saatin sonundaysa o küçük Elif'e ulaşıldı. 3 yaşındaki Elif'e ulaşıldı. Burada gerçekten gözyaşı sel oldu. İlk gördüğümde Elif zaten ben yani öldüğünü düşünmüştüm gerçekten ilk orada. Ama bir anda onu o hamleyi görünce ben kahramanımın Elif olduğunu düşünüyorum. Onun beni oradan alın demesini gördüm. Hayata sarılmasını gördüm. Hatta beni hatta hiç bırakmadan gel bana şahit ol der gibi sağlık çadırına kadar gittik arkadaş. Bu kadar yani bilesiniz. O sabah Elif çıktı. Elif'in haberi geldi. Bir umutlandık yine. Demek ki hala biri çıkabildiğine göre enkazdan. Bir umut vardı. Özellikle yani çocuk olduğu için dayanmasının daha kolay olacağı, işte vücudunun daha su kaplı olduğu için. Yani bana birinin ben 102 saate kadar ümidini kesme dediğini hatırlıyorum ama yani çok bir ümidim kalmamıştı. O sabah da inanın ümitsizliğe kapılmıştım ama bir yarım saat falan geçti. Enkazda bir hareketlenme oldu. Zaten ben de oradaydım hemen o alana yöneldim yani Ayda'nın çıktığı yere. Herkes bir çalışıyordu ama o mu değil mi belli değildi. Biz o Ayda'nın olduğu yerde çıkmadan bir gün önce bir akustik dinleme cihazıyla bir ses almıştık. Fakat tam doğrulayamıyorduk. Bunun neticesinde o bölgede daha hassas arama kurtarma çalışması yönlendirdik. Sabah 8.40 gibi ekipleri planlamıştık. Ekip arkadaşım, AFAD ekibi orada görevliydi. Diğer ekiplerin yerini de vermiştik. Bir arkadaşım bir ses geliyor sanırım dedi. Benim de çok yakında yani yan yanaydık hemen hemen. Acaba mı dedim. Zaten hemen çöktüm bu deliğin bulunduğu yere. Bağırmaya başladım. Önce bir ses alamadım tabii. Bir ses duydum buradayım diye. Beyler zincire oluşturalım. Araba kurtarma ekipleri. Atıl sesi duydu, heyecanla müdürüm dedi, ses var dedi. Tabii göremiyoruz kendisini henüz. Çünkü fırın çıkarttık önünden. O fırın bize engel oluyordu. Üzerindeki dolabı kırıp işte göremedim. Elimi uzattım, elimi tuttu zaten. Bir ses almışlar, oraya ulaşmaya çalışıyorlar. Betonları kırıp demirleri kestikten sonra Aydın'ın yüzünü gördükten sonra bana birinin okey işareti yaptığını gördüm. Orada anladım yani. Dur çıkma. Maskeyi tak maskeni. Çocuğa maskeyi tak. Oradan kafeye doğru gidiyor. Sonra bölgeye gittik. Yüzünü açtık. İlk temas çok güzeldi. Yani karşımda ya ay yüzlü derler ya. Melek yüzlü bir insan, çocuk vardı. O benim elimi tuttu. Ben elini tuttum. O bırakmak istemedi. Ben de bırakmak istemedim. Adımı öğrendin değil mi? Sakin. Neymiş? Cem. Cem. Neymiş? Sonra ben Cem dedim. O da ben Ayda dedi. Okuyor musun? Kaça gidiyorsun? Biraz konuşturmak istedi. Okula gidiyor musun? Gidiyorum. Kaça gidiyorsun? Bir. O zaman sayı saymayı öğrenmişsindir sen. Bir yandan da onu kurtarma yönelik Atıl'dan hem konuşarak şey yapıyorduk. Planlamasını yapıyorduk. Hem elimizi tutuyorduk.
hem de bacakları, vücudu, acaba enkazın neresi sıkışmış, bunları tespit etmeye çalışıyorduk. Aa, senin ellerin çok güzelmiş. Yavaş yavaş. Önce şuna bir uçak bak, tozlar. Atıl, atıl, atıl. Yukarıdan toz geliyor bak, o bir taraftan. Tamam, sakin. Sakin, toz geliyor. Toz geliyor. Bunu kesebilir miyiz? Kesebilir miyiz? Çok ciddi bir süre 91 saat. Bir çocuğun veya bir kazazedenin çocuk nazarında olmasa ki çocuk çok daha hassas biliyorsunuz. O kadar saat enkaz altında kalması, tek başına karanlık, işte yiyeceği yok, su yok, işte düşünceleri arasında boğulmuş, ümitsizliğini falan düşündüğümüzde bu çok ciddi bir süreç. Aferin benim güzelime. Ben senin yanındayım, ayrılmayacağım, tamam mı? Durumun nasıl? İyi. Gözüne çöp girmemesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Normalde profesyonel arama kurtarma cihazları kullanmamız gerekirken hiçbirini kullanmadık. Ellerimizle çoğu yeri açtık. Çünkü vücudun yarısına kadar toprağın içerisinde gömülmüştü ama sıkışıklığı şükür olsun yoktu. Elinde çıktığında doğumda aldığımız magneti vardı. Sanki bir daha yeniden doğmuş gibi. Doğumda yaptırdığımız kendi magnetini seçmiş oynamak için. Onu elinden aldım ben. Çünkü elini kontrol etmemiz gerekiyordu. Hani dolaşım var mı, sıcak mı şeklinde. Sonra bir plastik kaşıkla oynamaya başladı. Baban seni bekliyor. Tut, tamam, tut elimi sen. Tamam. Buyurun. Benim elim sende. Tamam mı? Yanındayım ben hep. Hep yanındayım. Sonra biraz durgunlaştı. Çalışmaya esnasında kalabalık olunca ister istemez durgunlaştı. Bir yanda elimi tutuyor, bir yandan da ben çevresini temizleyip çıkan şeyi atıla veriyorum. Baktım olmuyor, benim 2011 doğumlu çocuğum var, oğlum var. Onunla oynadım, oyun aklıma geldi, parmak oyunu. Ayda da onu çok istedi. Bilir misin Ayda, oyun oynayalım mı? Bak parmaklar burada dedim. Nerede dedi, ne yap, nasıl bir oyun dedi. Geliyor gıdıklama olayı. O tebessüm, o gülüş zaten dünyaya bedel. Biz canlıyı çıkartmadan önce onun can güvenliğini de düşünürüz. UMKE ekibimiz, yani doktorlarımızı çağırdık. Gerekli önlemleri aldıktan sonra çıkarttık. Dünyalar bizimdi. Ve alkış sesleri geliyor şu anda. Bulunduğumuz noktaya alkış sesleri geliyor. İlk kucağıma aldığımda o elimi ayağımı titrediğini hiç unutamıyorum. Bu çok özel bir şey. Günlerdir beklediğimiz görüntü buydu aslında. Günlerdir sizlere vermek istediğimiz haber buydu. Müjdeler olsun, 91. saatte bir çocuğumuz daha enkazın altından sağ salim çıkarıldı ve şu anda iniyor. İşte bu alkışlar hem 91 saat boyunca o yaşam mücadelesinden vazgeçmeyen el kadar çocuğumuza ve belki de bir kez daha saygıyı hak eden o arama kurtarma görevlilerine. Daha sonra çıktı Ayda bir şekilde. Onu ambulansa bindirdim. Tekrar alana döndüm ben. Kardeşimi ambulansa bindirdim. Ayda ile yolladım. Eşimi de çıkaracağım diye ümit ediyorduk. Ayda'nın ayak ucunda da annesi vardı. Bunu biz kısmi olarak tabii ilk anda görebildik. Ayda'yı aldıktan sonra diğer kazazedeye ulaşabildik. Ama oraya gittiğimde az çok vefat ettiğini anladım yani eşimin. Beni ısrarla gitmem gerektiğini söylediler. Çıkarmak istediler alandan. Ben çıkmak istemedim. Sonra zorla indirdiler beni. Zaten hani çok yakınlarmış. Ama yani muhtemelen her annenin yapacağı gibi yani muhakkak ona bir siper olmuştur yani. Biz öyle tahmin ediyoruz. Çünkü çocuğun hiçbir şekilde yara almadan çıkması, onun ilk darbeleri alması, yani işaretler onu gösteriyor. Yani muhtemelen üstüne kapandı. İlk darbeleri kendi aldı. Benim görebildiğim kadarıyla Ayda'yı alırken durum değerlendirmesi yapıyoruz tecrübemiz gereği. Tamamen kiriş altında kalmıştı hanımefendi. Sanıyorum tam emin olmamakla birlikte olay anında hayatını kaybetmiş. Yavaş! Ellemen! Elde ya! Oynatıyorsunuz! Saniyesi saniyesine her şeyi anlatıyor yani.
Yani orada buzdolabının yanında olduğu için magnetlerle oynamış. İşte sana seslendim sürekli diyor. Babaannesine seslenmiş. Babaannem, annem baktığı için sürekli o gelip gidiyordu. Balon istedim, baloncu çok mu uzaktı dedi. Neden geç kaldım dedi. Ondan sonra amcalar tadilat yapıyordu. Çok kızdın mı onlara dedi. İş makineleri seslerini duymuş. En son çıkarılırken ki işte kaynak makinelerinin ateşler çıktı. Onları filan hepsini anlatıyor yani. Annesiyle o andaki konuşmasını kısa süreli her şeyi anlatıyor. Yaklaşık herhalde bir 5-10 dakika konuşmuşlar. Yani eşim yine orada koruyuculuğunu göstermiş. İşte babam bizi gelecek kurtaracak, korkma sakın, sürekli imdat imdat diye bağır demiş ona. Ya şimdi öncelikle bir zihinsel olarak ve bedensel olarak çok yorgunum ben yani. Benim için en zor olan şeyler de bu çocuklara anlatma olayı oldu işte. Atakan'a anlatırken yani zorlandım. Psikolog eşliğinde anlattım. Sonra büyük bir olgunlukta karşılarmış gibi yani 8 yaşında bir çocuktan beklemeyecek şekilde. Yani işte kardeşiyle kendisiyle üçümüzün artık yeni bir hayat kuracağını, önümüze bakmamız gerektiğini söyledi. Abi sen neden babamı almıyorsun? Evet Ayda'cığım. Bugün... Ayda kaç yaşında oldun şimdi? 2 yaşında. 4'te. Yani Ayda'ya söylemek biraz daha zor oldu. O tabii daha hani ölüm, yaşam, somut, soyut olarak pek algılayamıyor. Babayım, görünce çok beğendim. Bir masal anlattım. Bizim yaşamımız hani bir kuş ailesi gibi. Evinin yıkılmasından tekrar yapmasına doğru. Yaşadığımız her şeyi anlattım. Bundan sonra da işte annesinin artık eve gelmeyeceğini, bundan sonra üçümüz olarak devam edeceğimizi bir şekilde anlattım yani. Hayatlar yok oldu, hayaller yok oldu. Belki akşama yapılmış planlar yok oldu. 8 önceki bakıştığın, konuştuğun, kahkahayla cevap verdiğin insanlar yok bugün. Balkonda böyle atletiyle duran Zafer amcamı yok mesela. Yani bunlar böyle hani anlatılacak şeyler değil. Biz diyoruz ya, deprem oldu, insanlar öldü değil. Yani deprem gerçekten insanı öldürmüyor. Yani o ben biraz daha kazanç fazla salim, ben insanlar öldürüyor onu. Deprem tek başına bir afet değildir. Ama deprem ne zaman afet olur? Uygun zemine, uygun bina yapılmazsa, binanın yaşı uygun olmazsa, binanın da kullanılan malzeme uygun olmazsa, doğru mühendislik hizmetini almamışsa, yeterli malzeme kullanılmamışsa, o zaman o bina yıkılır, enkaz haline gelir ve artık bir afetten bahsetmeye başlarız.